Herkese merhaba. Bu hafta yanımda dedem Mustafa Erdoğan ve anneannem Nevin Erdoğan var. Ve anneannemle ne zamandır aklımdaydı ve dedemle de istedim tabii ki. Anneanne ve dedeyle büyümenin sağlığa faydalarını konuşacağız. Ben de bilmiyorum. Spontan olarak bakalım neler söyleyecekler. Şimdi başlıyoruz. Kahveyi de çok güzel olmuş. Ben yaptım, ben çektim çeketekleri. Yani sen sevgini kattığın için her şeye. Teşekkür ederim. Anneannem övmeyi çok sever. Daha da güzel oluyor, daha çok da güzel oluyor. Anneanne, şimdi ilk şeyden başla. Başlayayım. Sen kimsin? Benim anneannemsin, onun dışında kimsin? Neler yapıyorsun? Biz şu an Biga'da Çanakkale'deyiz. Evet. Yılın kaç ayı burada kalıyorsun? Bir ondan bahset. Ben Kardelenciyim. 31 yıldır Çanakkale'deyiz biliyorsun. Yazları ama 2,5-3 aydır. 2,5-3 ay kalıyoruz. Her ne kadar buranın doğal güzelliği olsa da bizi rahatsız eden tek bir şey sivrisinekleri. Ama o da hep olmuyor. Arada değil mi dede? Ona da katlanıyoruz. Sabah akşam gün batarken, gün doğarken oluyor. Biz de o zamanları kendi tedbirlerimizi aldık. Buranın havasına bayılıyorum. Sabahları kalkıp sahilde yürümek benim en güzel, en güzel istediğim... yani hiçbir şey onu değişemem. Bana burası gerçekten versenler, çok çok güzel. Ben evet. De çok seviyorum. Zaten dedem de çok seviyor. Evet, ben de çok seviyorum. Özellikle bahçe işleriyle uğraşmak çok hoşuma gidiyor. Aynen. Ama bir dakika dedeciğim. Sağlığıma çok iyi geliyor. Gençleşiyoruz buraya gelince. Evet. Ama ben burada mı büyüdüm? Burada. Evet. Burada büyüdün. 6 aylık geldin. Burada büyüdün. Biz de seninle beraber tekrar büyüdük. İlk torun ve tek torun olduğum tek için. Torun ama videonun konusu anneanne ve dedeyle büyümenin sağlığa yararları olduğu için bir torun büyütmek nasıl bir duyguydu? Önce bir... Vallahi bir torun büyütmek kardelenciğim, beni de anneannem büyüttü. Ben annemi 6 yaşında kaybetmişim. Anneannemle büyüdüm. Onun için, nesilden nesile geçiyor. Evet, belki. Evet. Herhalde bu bir yazgı mıdır, kader midir? Başka kader burada bitsin. Niye ben de torunum büyüteyim? Olsun da yani o annesiyle büyüsün. Anneannesi de olsun tabii ama hayatta olsunlar. Hayatta olmak güzel bir şey. Torun büyütmek nasıl bir duyguydu? Torun büyütmek, vallahi ben... Sana ne yararları oldu? Bak şimdi ben... Kaç yaşındaydın ben de o zaman? Ben 19 yaşında anne oldum. Yok. Anneye doğum yaptığım zaman... Daha çocuk, genç kız, öyle hiçbir şey anlamadım. Ama sorumluluklarımı biliyordum tabii. Enstitüde okuduğum ben doğduğumda için. Kaç yaşındaydın? Sen doğduğunda 44 yaşındaydım. 44 yaşındaydım. Ve çok mutlu oldum. Seni çok sevdim. Yani görür görmez, ay bu benim torunum dedim. Ama sen 20 günlükken kardelenciğim her şeyi takip ediyordun. Ben bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi annem çalıştığı için o dönemde Yeşilköy'de oturuyorduk. Ben 8 yaşına gelene kadar. Anneannem de bahçeli evlerde ve sen terziydin değil mi gençliğinde? Hep elbiseler dikiyordum. Ben doğduktan sonra da evdeydi. Dolayısıyla annem de yoğun çalıştığı için babam da çalışıyordu. O yüzden anneannem beni büyütüyordu. O yüzden hep. Evet. Bahçeli evleri bırakıyordu annem. Akşam alıyordu. Ve benim hep hatırladım. Bunu bak bilmiyorum bu yarar mı zarar mı. Dede sen hatırlıyor musun? Hep Türk filmi izliyorduk. Evet. Ve ben hep ağlıyordum ama 4-5 yaşlarında anneannem beni oturtturuyordu televizyonun karşısına. Bütün Türk filmlerini izliyorduk beraber. Hüngür hüngür ağlıyorduk. Ve çekirdek yiyorduk. Niye? Film çocukluktan kalma bir şey. Sinemalarda eskiden biz gittiğimiz zaman sinemalarda çekirdek çitlerdi. Evet. Kabak çekirdeği, ay çekirdeği. Öyle, o sinemanın tadı yani, güzelliği. Şimdi de ben, şimdi de sinemaya giderken yazlık mısırımı evde patlatıyorum çünkü tuz, yağ koymadığım için. Ay, anneannem inanılmaz sağlığına özen gösteriyor, o yüzden. Götürüyorum,
Şimdi Nişantaşı City sinemasına gidiyorum. Film reklam boyunca boyunca kendi şeylerimi yiyorum. Ha, ben anlamadım. Benim yani torun büyütmenin yararı ne şimdi? Ben torun büyütmenin yararı. Anneannem çok konudan konuya bu arada atlar. Dede evet. Sen anladın çok mı? Tamam. Anneannem anlatacak. Vallahi, şimdi torun büyütmenin faydaları şu. Faydaları ne? Sürekli burada beraber bütünleştiniz anneannemle. Evet, biz hep buradaydık. Dedem sen hafta sonu geliyordun. Ben çalışıyordum, hafta sonları geliyordum. Evet. Ben, tek yürektik, tek yürektik. Tabii beraberdik. Beni de özlüyordunuz. Her şeye. O zaman koşarak uzaklardan koşarak beni karşılıyordun. Yani çok dede onu anlatsana. Yani, dedem hiç unutamıyor bakın. Şimdi önceden buraya Biga'ya ulaşmak biraz daha zordu. Gelirken uzaktan beni gördü Kalberen. Koşarak geldi, dedem gelmişti. Kaç yaşındaydın? Kucakladım. 3 yaşında mı 2 yaşında mı öyle bir şeydi. Hemen kucakladım. Kucağımla beraber getirdim eve. Artık sarmaş dolaş gayet güzel oldu yani. Dede olmak nasıl bir duygu? Olmak, senin torun olma yani torun sahibi olmanın şimdi, sana yararı oldu mu? Şimdi şöyle bir şey var. Torun çok seviliyor. Hatta yıllar önce bir büyüğümüz bana demişti ki torun annesinden daha çok seviliyor demişti. Ha. Ya. Ama anneannem hep der. Ben seni daha çok seviyorum. Evet. Evet. Bilmiyorum. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Paranın faizi. Faiz ne kadar tatlı oluyor. Şimdi bir dakika. Evet. Olur da bilmiyorum. Evet. Tabii ki hani izleyenlerin genelde tabii ki yaşları daha küçük ya da benim yaşlardasınızdır diye düşünüyorum. Ama ben de mesela düşünüyorum ileride anneanne olursam böyle bazen aklıma geliyor. Sen anneanne olmayı, sen dede olmayı öneriyor musun mesela torun tabii, sahibi olmayı? Tabii ben isterim. Çok isterim. Çok ben. İsterim. Aa. Keşke tabii onları da büyütsem. Yani, bir insan yetiştirmek ne demek yani? Çok güzel bir duygu yani. Evet. Yani bir şey yetiştiriyorsun. Evet, bir evet. İnsan ne kadar evet, güzel bir şey. Evet. Yani. Ve bu sayede bütün ben hayvanları çok severdim ama uzaktan severdim. Kardelenin evet. Sayesinde burada beslemediğimiz hayvan kalmadı. Civcivlerden, tavşanlardan, kaplumbağalardan, sincaplardan. Şey vardı. 3 tane ördeğimiz vardı. Ricky, Vicky, Tiki miydi adı? Öyle bir şey. Ve burada hep ben dolaşıyordum. Yani 4-5-6 yaşlarında. Onlar da benim hep arkamdan geliyordu ve ben bayılıyordum. Sen yoksun. Sen yoktum. Hafta sonu geliyordun. Ben resimde gördüm onu. Sıra sıra karşımızda. Niye yok? Sedat amca dedi ki. Karşıda Güner teyze, Sedat amca komşularımız var. Vardı. Rahmetli oldular, nur içinde yatsınlar. Dedi ki Nevinan dedi, Kardelen'in arkasından dedi. Ben hayal mi görüyorum dedi. Ne onlar öyle canlanmış gidiyorlar dedi. Oyuncaklar beni hep takip ediyorlardı. Ya oyuncak hayvan sevmek dedi. İnanılmaz bir şey. Ördekler dedim, onlar ördekler. Yani. Bir de kanmayın çocuklar. Yani o yaşta çocukları kandırmayın. Lütfen kandırmayın. Anneannem beni hep burada horoz civciv falan alıyorduk. Babam özellikle niyeyse. Dedi hatırlar mısın? Bir ara renkli civcivler vardı bir de. Yani çok saçmaydı ama ben tabii çocuğum daha bilmiyorum. Eminönü'nden böyle 10 tane falan hatırlıyor musun? Getirirdi. Burada şey. Civciv. Ha, evet. Ve onları burada bakardık. Anneannem de onları iyi olacak işte biz veriyoruz derdi. Meğersem onları tavuk yapıp şey yapıp yiyorlarmış. Ay ben ne üzüldüm bunu ilk öğrendiğimde seneler sonra. Vermek kandırmayın. Ama vermek istemedin sen de. İstanbul'a da götüremezdik ki. Dede, gençlere tavsiye ver. Gençlere önerin var mı? Kaç yaşındasın dede? 79. 79. Dedem yaşında. 79-80 yaşında. Nedir senin tavsiyen? Doğada olsunlar zaten. Gençler, genç büyüyenler, çocuklar. Gençler sorumluluklarını bilsinler. Doğayı sevsinler. Hayata sarılsınlar. Doğayı bilsinler. Planlamayı düzgün yapsınlar. Çalışkan olsunlar. Evet. Hangi hedefe ulaşmak istiyorlarsa o hedefe bütün güçleriyle sarılsınlar ve başarılı olurlar yani. Dedem bu arada 80 yaşında ama hala ve hala çalışıyor. Askerlik geçmişim var zaten. Evet. Emekli. Doğru. Emekli olduktan sonra
12 sene ayrıca kafeterya işletti. Sonrasında muhasebecilik yaptı uzun sene. Ve hala çalışıyor. Zaten doktorların dediği gibi ayakta kal, hayatta kal diyorlar. Doğru diyor. Dolayısıyla biz de ayakta kalıyoruz. Hep bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Efendim, bir de o bahçeden toplamak var ya, kendi domateslerini, biberlerini, semizotlarını, salatalıklarını sofraya getirip bahçemizden diye eşe dosta ahbaplarına ikram etmek var çok ya, o çok büyük bir duygu. Vallahi ben doğayla yaşamayan insanların bir tarafı eksik biliyorum. Kesinlikle evet, öyle. Doğa çok evet, önemli. Doğa çok önemli ve doğaya da çok önem vermemiz lazım. Ben yani içeride bir karınca bulsam, eğer canlıysa, öldürmeden dışarıya atmak isterim. Bir örümceğe dışarıya at. Herkese yaşam hakkı vermek lazım. Evet. Bitki olsun, canlı ne varsa yani, bitkiler de canlı zaten. Bakmak, sevmek lazım ve çocuklarınızı, torunlarınızı doğayla birlikte... Evet evet, toprağa atsınlar mı? Evet, toprakta yuvarlansınlar. Yuvarlansın, değil mi? Pislensinler. Toprakta yürüsün, pislensin, çamur olsun, hiç önemli değil. Ama o öyle olunca işte... Doğayla buluşsunlar, evet, evet, evet. Doğanın da bize verdiği nimetleri görsünler. Evet. Yani gerçekten. Manavdan, bakkaldan aldığınız şeyler ağaçlarda nasıl oluyor, nasıl yetişiyor? Evet, evet, kesinlikle. Ya ben... Yani bunu bilmeyen insanlar da çok. Hatta bir arkadaşımın oğlu demiş ki, nohutlar hangi ağaçta oluyor demiş. Ay, nohut yerde olmuyor mu? Yerde oluyor ama bilmediği için işte görmemiş yani. Evet, kardeşim, senin baban yani karpuzları ağaçta zannedermiş. Yerde görünce şaşırdı. Aa dedi, karpuzlar yerde mi oluyor? O kadar karpuz şehirden ağaçta taşınmadığını düşünemiyorum. Ya ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Küçükken buralarda hep yuvarlanıyordum, hep oynuyordum. Bu çatı yoktu ve açık alandı. Hep böyle havuzu, hani olur ya çocuklara böyle yaparlar. Ona giriyordum, toprakta yuvarlanıyordum. Hep denize gidiyorduk. Burada evet, deniz zaten var, bir 10 dakika yürüme mesafesinde. 5 dakika. Yani böyle hep doğada büyüdüm ve bence doğada büyümek kesinlikle bir şey katıyor. Çok. Evet. Değil mi? Çok, böyle evet, benliğinizi değiştiriyor, ruhunuza iyi geliyor. Evet, evet. Değişik evet bir şey oluyor yani, bilmiyorum. Evet, çok evet daha iletişimde oluyorsunuz artık. Neye inanıyorsanız onunla diyebilirim evet, size. Evet, evet, anneanne evet, son olarak ben çok anlamadım. Bu videoda böyle serpildi gitti ama evet, ben bir kere daha sorayım artık. Torun sahibi olmanın, yani anneanne ve dedeyle büyümenin sağlığa yararları dersem nedir mesela son olarak? Ne dersiniz? Vallahi sağlığa yararları, kardelen, bir kere sürekli hareket halinde oluyorsun. İçin kıpır kıpır oluyor. Yani, çocuk tabii yani, hareketli. Çocuk hareketli. Genç kalıyorsun. Genç kalıyorsun. Genç kalıyorsun. Hem tabii sevgi, hem şey, yani hepsi bir arada oluyor. Vücut da ister istemez daha aktif oluyor. Daha aktif oluyor. Daha ayakta oluyor. Sonra bir çocuk yetiştiriyorsun evet mesela. Onun evet, evet. Her an onun büyüdüğünü, evet, nasıl o, yaşına göre ne hareketler yaptığını hep görüyorsun. Evet, evet. Çok evet hoşuna gidiyor. Evet, o da evet, seni evet ruhen dinlendiriyor ve evet, rahatlatıyor. Evet. Ben çok mutluyum. Allah herkese böyle hayırlı ben de torunlar çok versin. Evet. Anneannem çok deli, çok renklidir bu arada. Kıymetini bilsinler. Belki ilerleyen videolarda anneannemi daha da ilerleyen zamanlarda tanırsınız. Bir de şeyi söyleyeceğim. Ben işte küçükken zaten anneannem hep büyüttü. Anaokulunda falan da hep sen vardın. Evet. Hep alırdı beni. Doğum günlerimi sen hiç unutmazdı. Sen ve hatırlıyor musun? Herkes servisle giderken anneanne beni niye servise bilmiyorum yakın dedi. Yakın diye. Yakın diye servisin güzergahı üzerinde değil. Bir gün rica ettim. Bindik beraber. Dedim dolaştır dolaştır, en son bizi serviste uyudum sen. Evet, uyudum. Beni ama hiç kırmazdı ama şunu söyleyeceğim, ortaokula başlayana kadar hep anneannem vardı hayatımda. Yani seni evet anne bildim. Çok teşekkür ediyorum anneanneciğim, canım, canım benim. Canım. Ortaokula başlamamla tabii, o zaman zaten taşındık, Ulus'taydık galiba. Taşındıktan sonra ortaokul hayatım başlayınca ben biraz daha kendi ayaklarım üzerinde durdum ama anneannemin emeği, torunun üzerinde emeği çok fazla. O yüzden ben çok önemsiyorum. Dedem de hep çalışmak zorunda olduğu için onu da tabii sofralarda görüyordum. Doğru, doğru. Ve yazın
Doğru. Yazın beraber de, değildik ama dede. Hayır, hayır, ben de mesela bazen de ben alıyordum seni şeyden. Evet, evet. Oradan beni parka götürdü. Parka gidiyorduk. Evet, yani. Evet. Bu arada evet. Dedemin tişörtünü görmediyseniz. Evet. Çok severim. Innsbruck. Ya dede valla ama bak bunu görünce hep o yani bu video vesilesiyle yine özür dilemek istiyorum. Yıllar yıllar önce hatırlıyorsun. Orta birdeydim. Ben Fransız zaman o zaman yok lisedeyken tabii Fransız lisesindeyken çok çalışıyorduk işte. Zaten evet, onu evet, evet. paylaştım sizin o ifşa evet. videosunda. İzlemeyenleri davet ediyorum. Ve o zamanlarda bu Innsbruck, Avusturya'dan senin kardeşinin oğlu muydu? Evet, evet. evet. Kaç kardeşsiniz dede? 7 kardeştik. 7 kardeşler ama kardeşlerinden birinin oğlu işte Innsbruck'ta yaşıyor. Neyse bize geldiler. Ben de işte olmaz, alamayız çünkü çok sınav var. Resmen böyle kabul etmemiştim ama çocuktum yani. Evet, çocuktum evet. dediğim 15-16 16 var mıydım yoktum, bilmiyorum. Yoktum, ama vallahi de. Özür dilerim. O yok, hep dedeme yok, karşı ya. Yaptım belki tek kendim genç şey hissettiğim bir şey. Evet. Canım bu şekilde sizin başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi insanlara şey gençlere insanlara tavsiyemiz böyle torun büyütmek. Sevgi ne dolu kadar, olsun. Evet. Genç olduğunu... yaşlı sevgi dolu olsun. Sevgi evet. İnsanlar birbirini sevsin, saysın. Büyükler küçüklerini sevsin. Küçükler büyüklerini saysın. El ele verip el ele. Evet, evet, evet. El ele verip bitiriyorum. Dede ne bunun adı? Ben ne de çekiyorum? Ne yapıyorum ben? Instagram'a mı çekiyorsun? Instagram'a mı çekiyorum? Evet. Bu YouTube. YouTube mu bu? Evet. YouTube ne? YouTube işte bir kanal ya. YouTube şey. Ne kanalı? Yani akıllı telefonlarda var işte YouTube. Evet. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu nasıl bulduğunuzu özellikle belirtin. Anneannem ve dedemi özellikle sizinle tanıştırmak istedim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi el bakalım. Sağlamak ister misiniz? Bay bay. Memnun kaldınız mı videodan? Çok. Evet, hoşunuza gerçekten. Gitti mi? Çok. Güzel bir sohbet oldu. Ebedi bir hatıra oldu. Değil mi? Evet. Evet, evet. Bakalım Biga'yı ve Çanakkale'yi belki çok iyi bilmeyenler de evet. tanırlar. Bir şey söylemek ister misin? Canım benim. Çok güzel. Her şey mükemmel. Aferin sana. Hayır, seviyor musun burayı? Biga nasıl? Biga güzel. Biga harika bir. Harika. Kaç senedir buradasın dedi? 30 sene ya. Hayır. 1987 32 senedir Biga'dayız. 32 her sene her yaz buraya mutlaka geldik. Hiç aksatmadan. Hiç... Ben doğmadan önce değil mi alındı burası? Sen doğmadan önce burası vardı. Burası şimdi bahçe. Bahçeyi size göstereceğim. Ay ben çok seviyorum burası. Böyle bir huşu geliyor bana. Bilmiyorum hani çocukluğumun geçtiği yer olmasından dolayı mı? Bu mesela 30 yaşında. Ve şu anda bahçede olmasının sebebi cezalı. Cezalı çünkü yaşlandı. Bunun ayakları çürüdüğü için bu şekilde... yani burayı alamıyoruz normalde şu tabii şu an her şey var artık kusura bakmayın örtüler falan filan. Burası da armut ağacıydı bu yanılmıyorsam. Eskiden burada bir salkımımız vardı üzüm. Şimdi yeniden diktik o da büyüyecek. Burada elma, armut yani aşırı güzel gerçekten güzel. Hep güzel güzel diyorum çünkü tabii ki de çok şanslıyım hani bir yazlık olması büyük bir şans. Dede sen kaç yaşındasın? 79. 79 yaşındasın. Evet, hala bahçeyle uğraşıyorum. Çiçeklerle uğraşıyorum. Seviyorsun ama değil mi? Seviyorum. Bu da gençliğime bu hareketi nasıl borçluyum ya. Hareketli hayatıma borçluyum. Sen zaten askerlikten geliyorsun. Zaten askerlikte de devamlı spor yaptık. İyi voleybolcuydum. Voleybolcuydum. Oh. Sporcuydum. Oh yani. Süper. Dolayısıyla Allah'a şükür kendimizi seviyorsun. İyi hissediyoruz. Anneanne kaçma. Ne yapıyorsun? Nasıl burası? Biga'yı seviyor musun? Çok. Neden en çok seviyorsun? Bu yaşıma böyle sağlıklı. Kaç yaşındasın? 76. Oh. Her sabah 5500 adım atıyorum. Olmaz 10.000. 10.000 olacak o. 10.000. Ama ben daha önceden... Gel dede gel. Daha önceden öyleydi. Nasıldı? Evet. Sabah 7'de kalkıyor annenden. Bir defa en az
45 dakika site içerisinde turluyor, yürüyüş yapıyor. Değil mi? Yani çok da hareketli. Bütün bu canlılığımız, gençliğimiz bu Biga'ya borçlu. Temiz hava, açık hava, de, her şey çok güzel. Ya burası her bol gıda var. Her şeyi organik besliyoruz. Anneannemin hep dediği şey şu, bir dakika. Şimdi sabah diyor ki, domates organik biliyor musun? İşte biber organik biliyor musun? Bahçeden biliyor musun? Yok anneanne dedim. Sera'dan geliyor hepsi. Hep dedi. Semizlerimi topluyorum bahçeden. Semizler burada. Domatesim, biberim. Evet. Her şey. Ya anneannem bu arada bayağı zayıfladı son zamanlarda. Yani eskiden bir 15 kilo fazlaydın değil mi sen? Ama 10-15 kilo. Hayır, dedemi zayıflattın. Dedem böyle değildi. Dedem zayıfladı. Dedem de yemiyor artık. Deden yaşlandıkça zayıflayacak tabii. Ne oldu yani? Bu şekilde bir hayatımızdan zararlı şeyleri attık. Fuzuli şeylere attık. Un, şeker, kendimize tuz. Kendimize döndük. Evet, kendimize döndük. Her şey organik besleniyoruz. Evet, çok çok önemli, kesinlikle. Şimdi ev biraz dağınık içerisi ama size içeriği de göstermek istiyorum. Yazlık evimiz. Şimdi. Burası böyle salon. Burası 45 metrekare üzerine değil mi? Bu şekilde. Tabi burada benim ıvırım zıvırım bir şeylerim var. Burası anneannemlerin yatak odası. Burası bir banyomuz. Burası açık mutfak. Şu şekilde göstereceğim. Ve burası da büyüttüğümüz yer, yani 45 metrekareye bir 20 metrekare olarak büyüttük. Bu şekilde ve dışarıda da böyle hemen yan tarafı zaten bahçe. Burası böyle bir alan, yani sabah böyle yuvarlanasın falan geliyor bazen. Çok seviyorum ben toprağı, denizi, kumu. Anneanneciğim. Canım benim. Nasılsın bugün? Çok mutluyum, çok iyiyim. Ay çok 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 çok. Demin tavlada kim yendi? Valla deden çok şanslı. Kim yener? Kim yener? Kim yendi? Kim yener? Ama beni kaç yendi? Bugün anlatamam. Kaç yendin dedi? 3 sefer, 4 sefer dedi. 3-0'dık. Ondan sonra 3-3 olduk galiba. Yok 4-3 mü olduk? Ondan sonra son elde ve son taşla aldı Yasin. Evet, aynen doğru. Aynen doğru. Ama o bugün için kaderim. O her zaman bana mahkum yani. Yani bilmiyorum. Bugün son gün Biga'da. Bay bay demek ister misiniz?